Fethullah Gülen isimli terör örgütü liderinin beyanına göre, Türkiye'de FETÖ terör örgütünün ilk sızması 1974 yılında gerçekleşmişti. Fethullah Gülen demiş ki, Adil Bey, hava kuvvetlerini daha ele geçiremedik mi? Ben oraya ilk öğrenciyi 1974'te yerleştirdim. Siz nasıl olur da hala %100'ünü bizden yapmazsınız? Yani neredeyse 50 yıldır Türkiye Cumhuriyeti haberli ya da habersiz bir şekilde FETÖ terör örgütüyle mücadele vermişti. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte FETÖ terör örgütü somut olarak ülkeye yönelik hedef ve amaçlarını belli etmiş ve başarısızlığının ardından da ya kaçmış ya da hapis edilmişti. Peki ama her ne kadar başarısız olsa da Fethullah Gülen ve örgütü nasıl bu kadar güçlenebilmişti? Bu durum sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı zaaflarından mı kaynaklıydı, yoksa FETÖ dersine iyi mi çalışmıştı? Fethullah Hoca tarafından kurulduğu belirtilen Asya Finans bugün DYP lideri Çiller tarafından besmele çekilerek açıldı. Aslında FETÖ'nün dersine iyi çalıştığı ve geçmişten ders çıkardığı aşikardır. Çünkü bu örgüt geçmişte dünya üzerindeki birçok devlet ve millete tedirginlik veren bazı örgütlerden feyiz almış ve kendini o örgütlere benzetmeye çalışmıştır. Bu örgütler hangileridir ve FETÖ terör örgütüyle nasıl benzerlikleri vardır? Gelin hep birlikte inceleyelim. Haşhaşiler. FETÖ'cüler ile Hasan Sabbah'ın liderliğini yaptığı Haşhaşi tarikatının en benzer özelliği, iki örgütün de başarıya giden yolda her şey mübahtır mantığını sahiplenmiş olmasıdır. Haşhaşilik, 8. yüzyılda Fatimi Devleti'nde yaşayan İsmaililerin ayrışmasıyla bir dini kol olarak ortaya çıkmıştır. Esas lideri ise 11. yüzyılda Haşhaşilerin başına geçen Hasan Sabbah'tır. Hasan Sabbah, müritlerinin eğitim ve öğretim almalarını yasaklamış ve onlara tek öğretici olarak kendisini göstermiştir. Haşhaşiler, Hasan Sabbah'ın liderliğindeyken İran ve Suriye topraklarında hızla yayılmışlar ve örgütün merkezi olacak olan Alamut Kalesi'nin ele geçirilmesinin ardından güçlerinin zirvesine ulaşmışlardır. Alamut Kalesi'nde eğitilen Haşhaşiler adeta profesyonel birer suikast timi haline gelmişlerdir. Yaptıkları suikastler sonucunda İslam'a en büyük zarar veren örgüt olduğu düşüncesi yine Haşhaşiler tarafından öldürülen dönemin Büyük Selçuklu Veziri Nizamül Mülk tarafından dile getirilmiştir. Haşhaşiler, Büyük Selçuklu Devleti ile birlikte Moğollara ve Haçlılara yönelik birçok başarılı operasyon yürütmüştür. İsminden de anlaşılacağı üzere Haşhaşilerin müritleri Hasan Sabbah tarafından haşhaş içirilerek sarhoş edilen kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler haşhaşın etkisiyle kendilerinden geçerek verilen her türlü emre sorgusuz ve sualsiz riayet etmektedirler. O dönemde suikast yapan bu kişilere haşhaşi denirken bundan sebep günümüzde bu kelime asasin olarak hala varlığını sürdürmektedir. Peki bu örgütün FETÖ terör örgütüyle ortak yönü nedir? Nasıl ki Hasan Sabbah müritlerine Allah'ı ve peygamberi anmak benden geçer şeklinde bir fikir empoze ettiyse, işte Fethullah Gülen de bunun aynısını yapmaktaydı. Peygamber ve sahabelerin suretlerini adeta kendi şahsına entegre ederek hikayeler anlatan Fethullah Gülen, kendini bir peygamber gibi göstermiş ve müritlerine de buna inandırmayı başarmıştı. Merak etmeyin, ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim. Nasıl ki Hasan Sabbah'ın müritleri robot gibi liderlerine uyuyorlarsa, Fethullah'ın etrafındakiler de günümüzde hala olduğu gibi onun peşinden ayrılamamaktadırlar. Hocaefendi'nin üzerine bir atladım. Hocaefendi beni böyle itti. Hiç kimse eli vermedi. Bana böyle itince eli ellerime değdi. Böyle yüksek voltlu bir cereyana kapılmışım gibi böyle bir titredim. Böyle cereyan çarptı. O heyecanla böyle atladım üzerine Hocaefendi'nin pazılarından, buradan tuttum böyle. Çektim kendime böyle boyunlarını, gözlerinden bir öptüm. O zaman daha da bir acayipleştim.
Ek olarak Hasan Atilla Uğur'un anlattığı bir FETÖ baskını operasyonunda uyuşturucu maddelerin dumanlarının yurttaki öğrencilere solutulduğu da ortaya çıkmıştır. Haşhaş içiren Hasan Sabbah'tan esrar içiren Fethullah Gülen'e uzanan bu tarihsel geçiş insanların her dönem ve devirde kandırılmaya açık olduğunu gösterir niteliktedir. Cizvitler Tarikatı. Cizvitler Tarikatı 1534 yılında kendini Hristiyanlığa adayan İspanyol subay Ignacio de Loyola tarafından kurulmuştur. Bu isim yanına aldığı yoldaşlarıyla birlikte Manevi Değerler isminde sözde kutsal bir kitap yazmıştır. Bu örgütün en mühim faaliyeti yoksul ve yardıma muhtaç fakat bir o kadar da zeki olan çocukları gönüllü olarak eğitmeleri olmuştur. Bu eğitimleri kendi yurtlarında gerçekleştiren Cizvitler güvenlerini aşıladıkları ve hizmet edeceklerinden emin oldukları çocuklara esas amaçlarını anlatarak onları tarikatın özel eğitimlerinden de mahrum bırakmamışlardır. Tarihler 1749 yılına geldiğinde Cizvitlerin dünya üzerinde toplam 1180 adet okulu ve yurdu bulunmaktaydı. Bu okullarda ve yurtlarda kendi amaçları için hareket edecek olan çocukları yetiştiren Cizvitler, yetişen bu çocukları çeşitli ülkelerin önemli pozisyonlarına yerleştirmişlerdir. Meksika, İspanya, İtalya, Çin, Japonya gibi birçok ülkede örgütleşen Cizvitler, Osmanlı Devleti'nde de bir dönem yer edinmiş ve faaliyet göstermişlerdir. Örgüt hala çeşitli ülkelerde varlığını sürdürmektedir. Ülkemizde de Azize Teresa Kilisesi hala Cizvitlerin hakimiyetindedir. Cizvitleri dinlerken aklınıza gelenleri tahmin edebiliyoruz. Cizvitlerin yüzlerce yıl önce uyguladıkları yöntem FETÖ terör örgütünün en büyük kozu olarak karşımıza çıkmıştı. Fethullahçılar da uzun yıllar boyunca gariban ama zeki olan çocukları himayesine almış ve kendi yurtlarında yetiştirerek sözde hizmet için devletin içine yerleştirmiştir. Bu yerleştirmeler o denli büyük bir noktaya gelmiştir ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dahi terör örgütü elemanları kamufle olarak yer almıştır. İşte bu strateji Fethullahçı terör örgütünün tarihteki diğer örgütlerden ne büyük dersler çıkardığını bizlere göstermektedir. Machiavellizm. İtalyan düşünür Machiavelli tarafından yazılan ve yazıldığı dönem oldukça ilgi gören Prens isimli eserde bulunan düşüncelere Machiavellizm denmektedir. İşte Machiavelli isimli Floransalı'nın lanetli kitabı. Bir kitaptan da korkulduğunu ilk defa görüyorum ha. Bu kitabın şeytan tarafından yazdırıldığını söylüyorlar paşam. Bakalım ne yazdırmış şeytan. Osmanlı'ya saldırırlarsa bütün ülkeyi karşılarında birlik olarak bulur. Ama savaş meydanında Osmanlı'yı mağlup edip padişahın soyu ortadan kaldırılırsa korkacak bir şey kalmaz. Geriye kalanların halk üzerinde bir tesiri yoktur. Anlaşılan Machiavelli bu kitabı yazarken benden haberdar değilmiş. Zira devlet-i âliyenin direği benim. Ben yaşadığım müddetçe bu yüce devlet ayakta dimdik duracaktır. Bu eserde ahlak siyasi açıdan yeniden yorumlanmış ve tanımlanmıştır. Machiavelli'ye göre önemli olan amaca ulaşmaktır. Amaca ulaşma yolundaki her yol mübah kabul edilmektedir. Kimilerine göre bu tasvir ve tanımlardan dolayı Machiavelli kötülüğün öğretmeni olarak anılmaktadır. Çünkü Machiavelli siyaset yapan isimlerin adalet, merhamet, itidal, bilgelik ve insan sevgisi gibi duyguları barındırmaması, zalimliği, şiddeti, korku politikasını ve yalan söylemeyi çekinmeden çıkar amaçlı kullanması gerektiğini söylemektedir. Kısacası iyi ve kötü değeri anlamsız değerlerdir. İşte bu duruma baktığımızda yine ayan beyan FETÖ terör örgütünü görmekteyiz. 50 yıllık geçmişlerindeki ilişkilere, kumpaslara, iftiralara, kaset olaylarına, ses kayıtlarına, gizli dinlemelere bakıldığı zaman bu örgütün Machiavellist bir yaklaşımda olduğu görülmektedir. FETÖ esas amacı olan ülkeyi ele geçirmek için her türlü yolu denemiş, acıma duygusundan yoksun bir şekilde birçok masum insanın kanına girmiş, iyi niyetli görünerek birçok ismi kandırmış fakat neyse ki emellerine ulaşamamıştır. Sabetaistler 17. yüzyılda Osmanlı Devleti topraklarında yer alan İzmir'de yaşayan ve henüz 22 yaşında bir genç iken Mehdilik iddiasıyla birçok tartışmaya yol açan Sabetay Sevi'nin müritlerine Sabetaistler denilmektedir. Görüyoruz ki günümüzde olduğu gibi geçmişte de kendini Mehdi gösteren isimler olmuş ve etraflarına az ya da çok belirli bir kitleyi toplamayı başarmışlardır. İşte Osmanlı Yahudisi olan Sabetaistler
Altay Sevi de bunlardan biridir. Bu isim elbette cezasız kalmamış ve idam cezasına çarptırılmıştır. Fakat cezadan kurtulmak isteyen Sabetay Sevi, Müslüman olduğunu söyleyerek kurtulmuştur. Fakat yine de o dönemin padişahı 4. Mehmet bu duruma pek inanmamıştır. Nitekim haklıdır da. Sabetay Sevi'nin Müslüman oldum demesine rağmen eski inanç ve amaçlarından vazgeçmediği, kendine bağlı bir cemaati yönettiği birçok kaynakta ortaya çıkmıştır. Peki FETÖ terör örgütü Sabetayistlerden nasıl bir ilham almış olabilir? Aslında cevap en başında bellidir. Sabetay Sevi de ilk iddialarını İzmir'de ortaya atmıştır. Tıpkı Fethullah Gülen'in gençliğinde İzmir'de verdiği vaazlar gibi. Bu bizim uydurmamız değil. Terör örgütü lideri Fethullah Gülen, Diriliş adını verdiği bir sohbetinde bizzat kendisinin Sabetay Sevi'nin İzmir'deki evini ziyaret ettiğini söylemiştir. Bu ziyaretin sebebi sizce nedir? Bu konu hakkında en doğru tanıyı FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in bizzat o sohbette sarf ettiği şu sözleri dinleyerek anlamak mümkündür. Bunlar sureti resmiyle ve zahiriyede İslamiyet'i kabul ettikleri, İslam camiasına kaydedilmiş olduklarından müsbet olarak değerlendirilmiş, devlet tarafından korunarak desteklenmeleri lazım gelmiştir. Sabetay Sevi'nin bir Mesih gelecek söylemini dikkatlice dinledim. Yahudi cemaati beni hayretler içinde bırakan, Mesih geldiğinde samimi olarak iman edenlerin sahte Mesihlere aldanmaları mümkün değildir. Hazreti İsa geldiğinde derin imanı ve hikmetiyle nuru olan müminler tarafından hemen tanınacaktır. Muhterem Gülen, sen bizim Mesih'imizsin dediler. Şaşkınlıklar içerisinde kaldım. Allah Allah Allah! İşte bu söylemde de Fethullah Gülen aslında Mesih olduğu iddiasını yavaş yavaş vermektedir. Bu örgütler kadar Fethullah'ın bazı taktik ve stratejileri de onun ve örgütünün güçlenmesine sebep olmuştur. Tabii bunların dışında Fethullah Gülen'in kendine has bazı stratejileri de bulunmaktadır. Bu stratejilerden biri de Gülen'in ve örgüt üyelerinin dinler arası diyaloğu etkin bir şekilde kullanabilmesidir. Gülen'in zamanında yazdığı mektup şöyledir. Papa 6. Paul Cenapları. Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En veciz bir şekilde, hatta biraz cüretle bu kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik. FETÖ terör örgütünün üyeleri dinler arası diyalog meselesini Fethullah Gülen'in bir öngörüsü olarak kabul etmişlerdir. Onlara göre bu durumu Fethullah bizzat kendisi Papa'ya empoze etmiştir. Fakat bu durumun tam tersi olduğu ve FETÖ'nün Papa'ya resmen yalvardığı görülmektedir. Yani her örgüt ve cemaatte olduğu gibi FETÖ'de de şeyh uçmasa da müritleri bir şekilde sözde şeyhi uçurmayı başarmıştır. Peki nedir bu dinler arası diyalog? Papa neyi amaçlıyordur? Dinler arası diyalog üzerine ilk mesaj 1964 yılında yayımlanmıştır. Bu mesajda dinler arası diyaloğun yeryüzündeki bütün insanları kiliseye döndürme amacı güttüğü bariz bir şekilde bellidir. Yani Mesih ve İncil'i hak olarak kabul etmeyenler esas hedeftir. Nitekim 2. Paul 2000 yılında bu konuyla ilgili yayınladığı mesajda 1. bin yılda Avrupa, 2. bin yılda Amerika ve Afrika Hristiyanlaştırıldı. O zaman 3. bin yılda hedefimiz Asya olacak demiştir. Peki bu durumda yazdığı mektupla dinler arası diyaloğa hizmet için adeta yalvaran FETÖ'ye misyoner değil de ne denebilir? Fethullahçı terör örgütü elbette bir takım siyasileşme yollarına da girmiştir. Eski FETÖ terör örgütü mensubu Hüseyin Gülerci'nin aktardığına göre FETÖ terör örgütü Sebateistler gibi takiye ve gizliliği başarıyla uygulamaktaydılar. Bu yüzden de toplum bu örgüte 17-25 Aralık sürecine kadar iyimser bakmaktaydı. Fethullahçı terör örgütü gizli olarak yürüttüğü operasyonlara 2000'li yıllarda başlamamıştı. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal, Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz dönemlerinde de aktif bir şekilde örgütlenmekteydiler. Elbette FETÖ kendi gibi bazı terör örgütleriyle de iletişim ve işbirliği haline girmişti. PKK ile ilk teması 2009 yılında Erbil'de düzenlenmiş olan Abant platformunda gerçekleşmişti. İşte şimdiye kadar anlatılanlar hem Fethullahçı terör örgütünün nasıl ve kimlerden referans alarak ortaya çıktığını hem de ne gibi faaliyetlerde bulunarak işbirliklerine giriştiğinin
kısa bir özetiydi. Hiç şüphesiz bu örgütte tarihteki diğer örgüt ve düşmanlar gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğü ve gücü karşısında diz çökmüş ve emellerine ulaşamadan yok olma seviyesine gelmiştir.